Değildik. Abimin evine misafirliğe gitmiştik. Orada kaldık o gece. Uyuyorduk zaten hepimiz. Kuş sesiyle uyandık. Bir de sarsıntıyla. İlk sarsıntıda kaçmaya çalıştık ama zaten 8. kat olduğu için merdivenden inersek hani olmaz diye düşündük. Kendimizi geriye çektik. Ben duvarın dibine oturmamla zaten çöktü artık. Görmeyi. O anı hiç hatırlamıyorum. Gövdeden yukarısı rahattım ama bacağımın üstüne bir taş yana düştüm. Onun dışında üst tarafım iyiydi. Bir de ailemle iletişimdeydik. Yani yakındık birbirimize, konuşabiliyorduk. İki kız kardeşim, annem, abim ve yengem vardı. Yengem başka odadaydı, hamile oda. Yok, Anladım. yengem çağırıyorduk ama ses gelmiyordu. Başka odaya gitmiş herhalde, bilmiyorum. Biz yan yanaydık. Abim hemen benim ayağımın altındaydı. Onu çıkardılar ilkin zaten. Vatandaşlar geldi. Biz çok kalmadık. Abimi çıkardılar ilkin. Sonra ben ışığı fark edince zaten şeylerle konuşmaya başladım, dışarıdaki insanlarla. Ailemi aynı anda sakinleştiriyordum. Onlarla iletişim dedim. Sonra önümdeki taş yığınlarını atmaya çalıştım. Onları atınca zaten artık boşluk oluştu. Rahatladım öyle. Çektiler beni. Çıktım ben. Sonra ailemi çıkarmışlar. Ben asma tavandı. O şeyler düştü. Karton piyer sanırım. Onlarla kendimi korudum. Eğer o onlardan olmasa şeyler vardı. Demirler falan var. Daha kötü olabilirdi. Onunla kendimi korudum. Üst tarafımda zaten sıkıntı yoktu. Öyle olunca üstte demirler vardı. Onunla zaten vurmaya çalıştım yukarıya. Ve bağırıyordum zaten. Abim daha yakında ama insanlara. Herhalde orada bir delik mi vardı bilmiyorum. Son kat olduğumuz için baca sanırım. Zaten bacadan gelmişler. Daha çok aslında ailemle ilgilenmeye çalışıyordum. Annem aynı şekilde. Yengem çok geç çıkarılmış. O da başka odadaydı. İlkin abimi çıkardılar. Sonra hemen beni çıkardılar ardından. Annem çıkmış, kız kardeşlerim. Şu an zaten annemin kaburgaları kırılmış. Kız kardeşim yoğun bakımdaydı, bu sabah çıkartıldı. 8 katlı bir bina, alta 2 dükkan hesaplarsak 10 katlı bir bina. Saniyeler içinde çöktü ama biz çok şükür çıkabildik. Bilmiyorum. Hastaneye geldik. Zaten hem sadece bacağımda şu an şey var. Bir operasyon geçti.